Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlere Cristiano Ronaldo'nuzu nasıl geliştirebilirsiniz ve genel olarak oyuncularınızı nasıl geliştirebilirsiniz, bunun hakkında bilgiler vereceğim. Daha fazla FIFA Mobile bilgileri istiyorsanız bu videoyu sizlerden en az 2000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Her videoda artık 2000 beğeni geçelim lütfen. Bu videoda 2000 beğeni geçelim arkadaşlar. Bu videoda like'larınız gerçekten çok önemli. Bu seriye devam etmem açısından bu like'larınız gerçekten çok önemli. Ayrıca da arkadaşlar, hala kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olup gönderebilirimden açmayı unutmayın ki bütün gelecek videolarımdan haberdar olun ve FIFA Mobile 18'i daha şekilde öğrenip bilip daha güzel bir şekilde oynayabilmiş olun arkadaşlar. Haydi bakalım, hız kesmeden hemen takımıma gelelim. Ve takımımda gördüğünüz gibi Cristiano Ronaldo var ve birazdan da sizlere güzel bir yorum göstereceğim arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim hemen. Güzel bir yorum göstereceğim. Oyun birazcık donuyor. Neden donuyor bilmiyorum. Cristiano Ronaldo gördüğünüz gibi 80 ancak 81 olmuş. Şimdi bunu sizlerle birlikte nasıl yükseltebileceğimizi göstereceğim. Ayrıca de size ligimizi falan göstereceğim arkadaşlar. Ama hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada benim ligim var. Ligimi açtım. Koray Yıldırım YTB diye bir ligim var. Ve bu ligi kurdum. Siz de bu lige kesinlikle gelmeyi unutmayın. Aktif kalın ve YouTube kanalıma abone olun diye şartlar koydum. Yani ve şu anda 2 üye var. 2 üyeyiz ve siz de katılmayı unutmayın, istek atmayı unutmayın. Haydi bakalım, şimdi sizlerle birlikte gerçekten çok güzel bir şekilde anlatım yapacağım. Şimdi buradan mücadelelere giriyoruz. Bu mücadeleleri genel olarak da anlatabilirim sizlere. Şimdi arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi lig ödülleri var. Lig ödülleri Dele Alli'yi çok güzel, çok kolay bir şekilde almanızı sağlıyor. Aslında ben Dele Alli'yi alabilirdim. Ancak benim ligim olarak diğer lige atlanan ligde çok değişik bir olay yaşanmış. Yönetici ben değilim, başkası olmuş. Abi biz ligde 15-16 kişiydik. Yönetici bendim ve sadece bir tane yönetici vardı. Oyun güncellendi. Lig bir baktım 32 kişi olmuş. Ve ligde başka bir yönetici var. Ben yönetici değilim. Ve ligin adı Koray Yıldırım. Ve aynı lig. Abi. Yey. Ne yapıyorsun? Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Gerçekten ilginç bir olay yaşandı bu konuyla ilgili. Gerçekten mantıksız, saçma sapan bir olay yaşandı. Neyse arkadaşlar, ben de yeni lig açtım kendime. Yine bir lig açtık yani. Ve burada gördüğünüz gibi Dele Alli, bu arada minimum 74 gen olmanız gerekiyor ligi istek atabilmeniz için. Dele Alli'yi almak çok kolay. Ben de şu anda hiç ne yaptığımı bilmediğim halde 6 tane bundan var. 6 tane lig şeyi var yani. Bu 10 tane olunca Dele Alli'yi alabiliyorsunuz. Dele Alli'yi almak yani kolay, 80'lik bir oyuncu olmuş oluyor ve güzel bir şey olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi Cristiano Ronaldo'yu nasıl yükseltebilirsiniz bunu sizlere göstereceğim. Şimdi Cristiano Ronaldo'yu yükseltmenin ilk yolu, hemen Cristiano Ronaldo şampiyon yoluna giriyorsunuz. Şampiyon yolu Cristiano Ronaldo'nun yolu arkadaşlar. Buradan en başta ne diyor? Özel mobil Cristiano Ronaldo'nu 100 yene yükseltmek için kariyerin boyunca çeşitli görevler tamamla. Ödüllerini almak için sık sık kontrol etmeyi unutma diyor arkadaşlar. Ve kontrol etmekten ziyade bunu tamamlamak için sizin de yapmanız gerekiyor. Burada tamam diyorsunuz ve sizi buraya atıyor. Ne diyor? Bu ödülü kazanmak için bir karşı atak maçı tamamla diyor. Hemen siz karşı atak maçına giriyorsunuz ve bu ödülü kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve bir tane mobil ustası XP'niz oluyor. Ve bu XP sayesinde Cristiano Ronaldo'yu bir gen yükseltebiliyorsunuz. Bak, bir tane karşı atak modu maçı yapıp bedavaya bir gen yükseltebiliyorsunuz. Ne kadar kolay değil mi ilk başlar? Sonra arkadaşlar, ikinci istediği şey, bu ödülü kazanmak için bir bölgesel mücadelenin birinci kısmını tamamla. Arkadaşlar, size bölgesel mücadeleler veriyor oyun. Hemen şöyle göstereyim. Hemen açılsın arkadaşlar. Keşke internetim biraz daha hızlı olsaydı. Şöyle bölgesel mücadeleler veriyor. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Batı Avrupa tarzı mücadelelerimiz var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Konuşamadım bir an. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi ben İngiltere'ye başladım. İngiltere olarak devam ediyorum. Başka bir şey de denemeyeceğim. İngiltere'ye başladım ve İngiltere olarak devam ediyorum. Bu bölgesel şeyler gerçekten önemli. Bunun hakkında da özel bir video çekeceğim zaten. Burada ne diyor? Bu ödülü kazanmak için bir lige katıl veya lig oluştur. Arkadaşlar, benim ligime gelebilirsiniz bunun için. Bu çok da zor bir şey değil. Ve burada da ne diyor? Bu ödülü kazanmak için bir bölgesel mücadelenin ikinci kısmını tamamla diyor. Arkadaşlar, ikinci kısmını tamamlamak ve birinci kısmını tamamlamak çok basit şeyler değil. Hemen şöyle İngiltere'ye gelelim. Şu anda ben gördüğünüz gibi 3. kısımdayım ve birazcık ilerledim. Hatta bayağı ilerledim. Neredeyse 3. kısmı bile tamamlayacağım. Ancak ilk 2 kısımdan sonra, 3. kısımdan sonra takımınız böyle 75 veya üstü falan değilse zorlanabilirsiniz. Birinci kısma gelelim. Burada ben birinci kısmı tamamladım gördüğünüz gibi ve ödülümü aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, güzel ödüller veriyor yani. Bunlar önemli ödüller veriyor. Ancak oyun niye donuyor? Gerçekten bir fikrim yok abi ya. Oyun donmasa var ya. Telefonumun hafızası var yok desem vardır abi. Telefonda hafıza. Neyse. Hafıza yokmuş. Abi nasıl hafıza yok? Abi ben daha önceki videoları silmeyi unuttum. Neyse arkadaşlar, hemen silip geliyorum. Geldim arkadaşlar, devam ediyoruz. Hafıza birazcık dolmuş. Eski videolar telefonda kalmış ve onları da sildim şu anda. Ve arkadaşlar, gördüğünüz gibi Cristiano Ronaldo'yu yükseltmenin en önemli yolları, en kolay kısmı buralar.
İngiltere'de ikinciye de gelin yani. İngiltere, İspanya ne oynuyorsanız onda ikinciye de gelin arkadaşlar ve şampiyon yoluna girin. Şampiyonlar, şampiyon liginden, yolundan her şeyi alın arkadaşlar. Alabildiğiniz her şeyi alın. Şu internet hızı gerçekten beni bitirecek arkadaşlar. Yani mobil verim yavaş. İnternetim, evdeki internetim yavaş. Ve ikisi de aynı marka. Zaten markayı tahmin edebiliyorsunuzdur. Ya abi en hızlısı nasılsa onu yapın diyoruz. Yine de bu yani. Bu olabiliyor. Maksimum abi. Adada yaşıyorum. Maksimum bu olabiliyor. Ne yapalım? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve burada tamamlanabilecek başka şeyler de var. Gördüğünüz gibi lig oyuncusu falan, bu tarz görevler var. Ve ben şimdi sizlerle birlikte bu görevi de tamamlayacağım. Ve bu ödülü açıp amatör puanı, 25 tane amatör puanı alacağız. Gerçekten güzel bir ödül alacağız sizlerle birlikte. Ben bunu şimdi sizlerle birlikte tamamlayacağım arkadaşlar. Hemen bu arada bunları da tamamladığımız zaman Mobil XP ustası XP'si de alabiliyoruz yani. Oha, 150 lig turnuvası kazan diyor. Ne diyor lan bu? Arkadaşlar Ronaldo'yu 100 yapmak neredeyse imkansız gibi bir şey. Şu oyunun yavaşlığı beni bitirecek. Gerçekten bitirecek abi. Nasıl bu kadar yavaş olabiliyor? Neyse arkadaşlar, hemen şu mobil verimden bağlanıp devam edeceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, Ronaldo'yu en başta yükseltmenin temel, Ronaldo'yu yükseltme bu kadar. Birinci kısım, ikinci kısmı tamamlayın, tamam. Şimdi arkadaşlar hemen Ronaldo'yu yükselteceğimiz kısma geliyoruz. Ancak abi oyun yavaş ya. Bu ne abi, çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım. Video çekiyoruz. Bu yavaşlıkta video çekmek istemiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda ekranda harika bir yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun aşağıya ekranda çıkmasını istiyorsanız, siz de o kardeşimiz gibi güzel bir yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bu videoya güzel bir yorum yaparsanız sizin de bir sonraki videolarda yorumunuzu çıkmayısı olağandır. Ve o kardeşimize de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hala beni Instagram'da takip etmiyorsanız da şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden beni kesinlikle takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan beni takip ederseniz gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Orada ailemiz büyük bir şekilde gelişmeye başladı. 3000-4000 takipçiye doğru gidiyoruz. Siz de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Haydi bakalım, Cristiano Ronaldo'yu çalıştır diyoruz. Ve oyuncuyu geliştir tuşu var arkadaşlar burada. Oyuncuyu geliştirdikten sonra bir de sizlerle birlikte bunu test edeceğiz. Bakın basıyorum, bir daha basıyorum, bir daha basıyorum ve bir daha basıyorum. 18.500 coins verip şimdi Ronaldo'yu bayağı bir yükseltebileceğiz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar bu mevcut öğeler tuşuna bir kere basıyoruz ve 1000 coins'e 81'e yükseltebiliyoruz. Ancak ben 81'e yükseltmek istemiyorum. Hemen bir daha basıyoruz ve 3500 coins'e 83'e yükseltebiliyoruz. 82'ye pardon, ancak ben 82'ye de yükseltmek istemiyorum. 8500'e 83'e de yükseltmek istemiyorum. Çünkü 18.500'e 84'e yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 18.500 coins'imizi verip hemen 84 rating'e yükselteceğiz. Ve takımımızda 85 gen oldu. Adam harika oldu abi. Artı 2 hızlanma falan aldı. Bakın aldığı genler, artı 3 serbest vuruş falan aldı. Gerçekten şu anda müthiş gitti arkadaşlar. Ve bayağı güzel bir şekilde yükseldi. Şu anda Cristiano Ronaldo'muz ilk 11'imizde 85'ken bir şekilde bulunmakta ve gerçekten müthiş, gurur verici bir şey bu. Çok güzel bir şey yani. Gerçekten güzel oldu Cristiano Ronaldo şimdi. Hemen bir tane maçım kalmıştı benim. Amatör 2'den amatör 1'e yükseltmek için sadece bir maçım kalmıştı. Hemen şimdi sizlerle birlikte benim de oynayışımı görün. Hem de Cristiano Ronaldo'yu test etmiş oluruz. Hemen amatör 2'den amatör 1'e çıkış maçımızı oynayalım. Zaten şu ana kadar sadece hiç kaybetmedim. Bir kere beraber, iki kere beraberliğim var. Kaybettiğimi hatırlamıyorum ve kaybetmedim de zaten. İnşallah çok fazla kasmaz arkadaşlar. Zaten kasmaz diye tahmin ediyorum. Remy güzel bir çalımla geçti. Remy şut çek. Remy ve gol. Tamam, 1-0 öndeyiz. Rakibin kadrosunu göremedim bu arada. Bilgisayardan ses çıktı ve orayı kesmek zorunda kaldım. Ve ayrıca de o ses çıkma sorununu da düzeltmem gerekiyordu. Ronaldo çok sert vurdu. Takımda 85'lik bir oyuncum var. Ve bunun adı da Cristiano Ronaldo. Ronaldo'yu 85'e yükselttik abi. Gerçekten şu anda müthiş oldu. Cristiano Ronaldo direkt. Abi bir daha top gelmedi. Neyse. Ronaldo iyisin be. Helal be. Güzel vuruyor arkadaşlar. Sert vuruyor. O topun sert gidişi yani. Kaleyi tutarsa %100 gol olacak gibi gidiyor top. Birazcık daha isabetli vurabilirsek bir dahaki şutları gerçekten güzel goller atabiliriz. Şu anda zaten 3-0 yeniyorum ve bu maçı da kazanmayı garantiledim gibi bir şey. Zaten arkadaşlar FIFA Mobile'de de ben kötü oynamıyordum oyunu. Ronaldo'dan güzel bir gol daha geldi. Şimdi Ronaldo ile plase vurmak istiyorum. FIFA Mobile'de zaten kötü oynadığımı düşünmüyordum arkadaşlar. Benle aynı genlere göre iyi oynadığımı düşünüyordum. Yani çünkü rakipler sürekli yüksek çıkıyordu. Artık yani çıktığım klasmandan dolayı. Bir ara zaten bayağı bir düşmüştüm. Onu bilerek düşmüştüm. Artık imkansız olduğu için Oblak'ı tamamlamam. Neyse haydi bakalım. Bir daha geldi. 5-1 oldu. Güzel bir gol daha geldi. Şu anda Saul Bergeon. Şu anda 5-2 Mahir gol attı. Mahir kötü oynayan birisi değil herhalde. Bilmiyorum. Takım genini görmedim. Takım yeni 74'ün altındaysa kötü oynayan birisi değildir belki. Ancak 74'ün üstüyse yani.
Harbi kötü oynuyorsun Mahir. Haydi bakalım, Remy'den şut gelmedi. Aseri'den abi, o Aseri yerine Ronaldo olduğunu düşündüm ve hiç pozisyon vermeden vurdum. Nasıl olsa sert vurup gol atardı. Ancak öyle değilmiş. Neyse arkadaşlar, 6-2 yendik ve şimdi sizlerle birlikte Ronaldo'nun planından bir plan daha tamamlayacağız. Değişik bir şey söyledim şu anda size. Umarım anlamışsınızdır. Evet arkadaşlar, bir üst klasmana daha yükseldik. Ve bu klasmana yükseldiğimiz için bize özel ödül gibi bir şeyler gelecek galiba. Yok, gelen kutusunda neler var? Bir gelen kutusuna bakmak istiyorum. Gelen kutusunda çok önemli şeyler yok arkadaşlar. Hemen o zaman pazara mı gireceğiz? Nereye gireceğim? Nereye gireceğimi unuttum, bakın bak. Harbi nereye gireceğimi unuttum. Ha bir dakika, şu anda hatırlamaya çalışıyorum ve hatırlayacağım. Evet hatırladım. Mücadelelere giriyorum arkadaşlar ve mücadelelerde buraya geleceğim. Burada tamamladığım bir mücadele var çünkü. Hemen onu sizlerle birlikte alalım o zaman. Gördüğünüz gibi amatör 1'e yükseldik. Ve 25 amatör puanı. Abi amatör puanı nedir ya? Ödül olarak amatör puanı veriyor. Gerçekten insanın morali bozuluyor ödül olarak bunu alınca. Ve abi mobil ustasından 25 amatör puanımızı aldık gördüğünüz gibi. Ve bu üçüncüyü kadar alırsak, yani burada ne diyor? Ne almamız lazım? Karşı atakta dünya klasmanı 3 klasmanı. Oha, dünya klasmanı 3'e kadar yükselmemiz lazım. Pro 2 klasmanını yükselirsek de bir tane veriyormuş. Güzel, burada ne veriyor? Burada da aynen mobil ustası veriyor. Arkadaşlar mobil ustası kasmak çok zor değil aslında şu anda. Hani birazcık daha uğraşırsak kasarız, ancak mesela bunun için 150 lig turnuvası kazan. Bunun için neymiş? Takım kahramanı usta mülleri al. Bunu kazanmak için 150 üstünlük maçı kazan. Yani birazcık zor arkadaşlar. Yani işimiz değişik, bir zorluk var, kolaylık var, anlamadım. Bazı şeyler çok zor, bazı şeyler çok kolay. Ronaldo'yu tamamlamak arkadaşlar zor. 99'a yükseltmek amcık. Şu anda 90'a kadar, böyle 88'e kadar, 87'ye kadar falan birazcık kolay yükselteceğiz. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle kanala abone olup gönderebilirimden açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Ve videomuza like atmayı unutmayın. Devam etmemizi istiyorsanız. Ve burada dediğim gibi videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Hala abone olmadıysanız da. Eğer ben abone oldum, başka şeyler yapmak istiyorum senin kanalında diyorsanız da. Şu iki videodan birisine gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Hangisi dikkatinizi çekiyorsa onlardan birisine gidebilirsiniz. Yani sizin için sunduğum güzel videolar var orada. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum, bunu sakın unutmayın. Ve bye bye.